elektrikli otomobillere çöp diyen arkadaşlara sesleniyorum. Elektrikli otomobiller çöp değil. Lütfen arkadaşlar kimse kimsenin aldığı, sevdiği, beğendiği araba modeline ya da teknolojiye çöp diyemez. Hakaret ederek hiçbir yere varamazsınız. Ve değişime ayak uyduramayanların sonunun ne olduğunu tarih kitaplarına bakarsanız göreceksinizdir. Eğer otomobil firmaları da elektrikliye ayak uyduramazlarsa onlar da tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacaklar. Şimdi sizin aklınızdaki birkaç soruya cevap vererek başlamak istiyorum. Birinci olarak elektrikli otomobillerin batarya ömrü ne kadar? Hemen buna bilimsel bir açıklama getirelim. Elektrikli otomobillerin batarya ömrü 2000 şarj döngüsüyle sınırlı. Eğer haftada bir kere şarj ederseniz 38 yıl bataryanızın ömrü var demektir. Eğer 4 günde bir şarj ederseniz 16,5 yıl elektrikli arabanızın batarya ömrünü sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin arabanızı ne kadar sıklıkla şarj ettiğinizle alakalı. Yani sonuç olarak yine insan faktörü devreye giriyor arkadaşlar. Eğer insanoğlu kullandığı elektronik eşya olsun, mobilya olsun, buzdolabı, televizyon fark etmez. Ne alırsanız ne kadar doğru düzgün kullanım talimatına uygun şekilde kullanırsanız o kadar uzun ömürlü kullanırsınız. Siz her şeyi çarçur ederseniz, aklınızın estiği gibi kullanırsanız o zaman onun ömrü tükenecektir zaten. Şimdi bunu açıklık getirdikten sonra diğer konulara gelebiliriz. Elektrikli araba ne zaman hayatımıza tam olarak girecek? Elektrikli araba zaten hayatımızda arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz. Çevrenize bakarsanız çok fazla elektrikli araba göreceksiniz. Siz dikkat etmiyorsunuz ama yol kenarlarında, AVM'lerde, kamu kuruluşlarında, pek çok yerde zaten elektrikli arabalar için şarj istasyonları kurulmuş durumda. Ben de zaten arabamı çoğunlukla buralarda şarj ediyorum. İstanbul'da malum arabanızı bırakın evinizin önüne park etmeyin, sokağına bile park edemiyorsunuz. Nereye park ettiğiniz belli değil. Burada da zaten birçok insanın aklına arabamı o zaman nerede şarj edeceğim sorusu geliyor. Yani dışarıda şarj ederseniz zaten 6 liraya, 7 liraya, 8 liraya şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani korkacak bir durum yok. Ve İstanbul gibi büyük şehirlerin çoğunda altyapı neredeyse tamamlanmış durumda. Ama Anadolu'da bazı sorunlar olduğunu kabul ediyorum. Burada birçok kişiye hak veriyorum. Çoğu yerde elektrikli şarj istasyonları konusunda altyapılar yetersiz. Ama kabul edelim 3-4 yıllık yatırımlarla zaten biz buraya geldik. 3-4 yıl sonra Türkiye nereye gider düşünebiliyor musunuz? Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri seviyede altyapıya sahibiz şu an elektrikli otomobillerde. Türkiye sanayi devrimini kaçırmış olabilir, pek çok devrimi kaçırmış olabilir. Ama elektrikli araba ve yapay zeka çağını artık kaçırmamalı. Buna engel olmayalım. Elektrikli arabalar çöp diyerek bir yere varamayız. Yani değişime ayak diremek sadece bize ve ülkemize kaybettirir. Bir diğer konuya gelecek olursak elektrikli arabaların fiyatlarının çok yüksek olması. Bunu da kabul ediyorum. Elektrikli arabaların maalesef fiyatları çok yüksek ki %10 ÖTV dilimine rağmen böyle. Tesla her yıl arabasını sattığı ülkelerde fiyatları aşağı çekiyor. Büyük indirimler yapıyor. Bu batarya fiyatlarının ucuzlamasından kaynaklanıyor. Fakat aynı indirimleri kendi ülkemizde göremiyoruz. Bu bizim kendi ülke çapımızda yaşadığımız ekonomiyle alakalı arkadaşlar. Ona çok girmek istemiyorum. Ama zamanla bu fiyatların da aşağı geleceğini düşünüyorum. Ben elimden geldiğince aklınızdaki sorulara cevap vermeye çalıştım. Sizin de eğer kafanızda takılan sorular varsa yorumlar bölümüne yazarsanız bunları dikkate alarak bir video daha yapmayı düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğinizde varsa hepsine çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.